Davutpaşa patlaması biliyorsunuz ki sizler de biliyorsunuz ki 2008 yılında meydana geldikten sonra Türkiye'de iş cinayetleri kavramının, iş cinayetleri tanımının yeniden literatürde yer almasına ve yeniden bunun üzerinden büyük bir mücadele verilmesine sebep oldu. Aniden gündüz saat 9.45 galiba, yanlış hatırlamıyorsam o civarlarda. Ben saat 10.30'da falan olay olduğunu öğrendim. Olay tabii bizle alakalı olduğunu, orada bir şeyin olduğunu, patlama olduğunu falan. Ne olduğunu hala öğrenmedim. Sonra eşim de o bölgede olduğu için aradım, ulaşamadım. Ulaşamayınca arayışa girdim. Eşim bir gün sonra şeyde, adlıydı, tabuldu. Zor günlerdi yani, sıkıntılı, zor günler geçirdim. 3 yaşında bir oğlum vardı o. Tek çocuk. Duygusal yönü ayrı bir şey. Bunlara pek bahsetmek de istemiyorum. Ama kolay bir süreci olmadı. Uzun bir yıl, uzun yıllar bazı travmalar atlattık yani. Ama ne oldu? Hukuk çerçevesinde hakkımızı aramaya karar verdik o dönem. 14 yıldır da uğraşıyoruz. Sabah bana bir telefon uyandım hani 31 Ocak'ta. Bana denilen şey iş yeriniz yanıyor. Bizim iş yerimiz vardı orada. İş yeriniz yanıyor diye. Tabii o an neden, niçin ne olduğunu bilmeden yola çıktık işte, aradık. İş yerine gittiğimizde zaten her yer bir kalabalık, ana baba günü, toz duman içinde, ne olduğunu, ne yaptığını hiçbir şekilde bilmiyoruz. Zaten binada hasarlı bir binaydı. Sürekli bir sallantı vardı. O şekilde bir şey zannettik biz. Sonradan öğrendim ki bir maytap atölyesi varmış ve bundan dolayı kaynaklanan bir patlayıcıdan ateşin sıçramasıyla birlikte patlayıcının alev aldığını söylediler. Ve ilk zaten aynı binada, patlayıcı maddesinin yapılan binayla bizim kendi iş yerimiz aynı binadaydı. Ve o şekilde zaten ilk eşimi hastaneye götürenler içindi ama biz tabii cenazesini çok geç öğrendik. Yani öğleni geçmişte bulduğumuzda. ...2008 Davutpaşa patlamasından bu yana iş cinayetlerini, yakınlarını kaybeden ailelere gönüllü avukatlık yapıyorum. Hukuki destek veriyorum diğer arkadaşlarımla beraber. Ben Bergamalıyım, Bergama'nın bir köyünden. İki kuzenimi de Soma'da ben kaybettim. Soma'da hem aile olarak hem bir gönüllü olarak, gönüllü avukat olarak bulundum. Mesela patlamanın olduğu gün Soma'daki ailelerin birçoğu beni aradı ve hepsi çok kötü durumdalardı. Bütün acıları yeniden depreşmişti. Zaten kendi acılarıyla çok uğraşıyor, yoğun bir şekilde hala acılarını hissederken bu da olunca aynı acılar geri depreşmiş. Hem 41 madencinin hayatını kaybettiği bu olay için perişan olmuşlar. Hastanelik olanlar var, bayılanlar var. O kadar kötü hissetmişler kendilerini. Tabii ben de kötü hissettim. Özellikle Sayıştay raporunun ortaya çıkmasından sonra. Bugün itibariyle de dün ön bilirkişi raporu çıkmış olması nedeniyle. Kaza kader değil, tam bir cinayettir. Çünkü kaza denilen şey öngörülemeyen bir olayın vuku bulması. Ama bizim inşaatlarda yaşadığımız arkadaşlarımızın ailelerinden, çoluklarından, çocuklarından, geleceklerinden koparılması, iş cinayetine kurban gitmesini, biz iş cinayeti olarak yaşamdan yitirmesini iş cinayeti olarak tanımlıyoruz. Neredeyse %100'ü önlenebilir. Nedenler? Bazen 20 santimlik bir tahtanın olmaması, 2 metrelik halatın verilmemesi, 5 liralık baretin işçiye maliyet gözüyle görüldüğü için verilmemesi iş cinayetlerine yol açıyor. Yani sabah işin çıkıyorsun, akşam eve dönmüyorsun. Ben bakıyoruz şeye, denetimsizlik, ihmal. Bunlar şey değil, bunlar kader falan değil yani. İnsan bazı bizim toplumda bu kadercilik hikayesi çok şeydir. Kader değil bunlar. Öngörülebilir şey bunlar ya. Önlenebilir, öngörülebilir olaylar. Öngörülemeyi mi? Her şeyi alırsın. Önlemini alırsın. Tüm kuralları uygularsın. Olur. Ha, o zaman evet. Bir şey yap, elinden bir şey gelmez olur. Ama bizde öyle değil. Bizde her şeyi günü kurtarmak, güzel sözle ekranlara geçip kendini tanıtmak ama işçilerin ölmesine devam etmek. Soma göz göre göre ve bağıra bağıra geldi.
İş cinayeti dediğiniz şey %98-99 olasılıkla öngörülebilir ve önlenebilir bir şey. Soma da öngörülebilir ve önlenebilir bir şeydi. Soma'yı da bile bile bu hale getirdiler. Ve sonuçta 301 insanımız hayatını kaybetti. Aynı şey Bartın için de geçerli. Bartın da aylardan beri bağırıyormuş, işçiler de biliyormuş. Onlar Sayıştay raporlarıyla da ortada ve nitekim şimdi ön bilirkişi raporuyla da ortada ki bütün riskler biliniyor, her an bekleniyor ve beklenirken önlem alınmıyor ve sonuçta beklenen sonuç meydana geliyor ve 41 işçi hayatını kaybediyor. Gerçekten Davutpaşa'ya caydırıcı bir ceza verilseydi, evet inanıyorum, Bartın patlaması olmayacaktı. Olmayacaktı yani. Bu 2-2-4 yani araştırılsın, sorulsun. Ya yapılmadı yani araştırma. Vicdanını, elini artık vicdanına koysunlar. Hani bu denetlemeleri, iş yerinin denetlemelerini sık sık yapsınlar. Ben de çalışıyorum şu anda ve sabah işe giderken akşam gerçekten çocukların yanına diye tekrar döneceğim mi diye düşünüyorum. Her gün insanlar geçiyor yollarda. Bu insanları diyorum evet işe gidiyorlar ve akşama eve dönebilecekler mi diye düşünüyorum. Neden bu huzursuzlukta yatalım ki yani kalkalım, işe gidelim. İş yerlerinin daha sıkı denetlenmesini istiyorum. İş güvenliklerinin daha sıkı artması ve bu iş güvenliklerinin de işlerini gerçekten uygun bir şekilde yapılmasını istiyorum. Ne zaman toplumun duyarlılığı artıyor? İşte Bartın gibi 41 tane arkadaşımız yaşamını yitirdiğinde biz iş cinayetlerini konuşuyor oluyoruz. Buna karşı alınmayan önlemleri, işte denetimsizliği, devletin burada ilgisizliğini, patronlara kol kanat gerdiğini ya da iş cinayetinde sorumlu olanlara bir cezasızlık zırhıyla koruduğunu görüp eleştiriyoruz, ediyoruz. Ama öncesinde her gün en az 3 işçi önlenebilir nedenlerle iş cinayetlerine kurban gidiyor. Bizim yani bir savaşta bile bu kadar insan ölmüyor. Yıllık 2000 tane insanımızı, genç insanımızı kaybediyoruz. Üzüntü duyuyoruz. Üzüntüden daha fazla öfke duyuyoruz. Bartın'da yola çıktığımızda sarı bir sendika orada örgütlü neredeyse devletle aynı açıklamaları yaptı. İşte kontrol ediliyordu, denetim vardı, işte burada bir ihmal söz konusu değil diyordu. Bir sendika açısından utanç verici bir durum. Bartın'da, Gölay'da işte olayın olduğu yerde, işin olduğu bölgede savcılar ve avukatlar denetleme yapıyor, işte gerekli şeyler alıyor. Aklıma şu geldi. Sadece göz boyamak, olayı takip edeceğim zaten. Ben bu tip iş cinayetini takip ediyorum olayların ne duruma geldiğini. Çünkü Soma çok, mesela çok insan sayısının öldüğü bir şey var. Soma vardır. Soma'da bakarsanız kim cezalı diye. İki tane avukat belki başka bir şeyden ceza almıştır ama oradaki mağdurları savunan avukatlar ceza aldı. İş yeri sahibi ceza almadı. Orayı denetleyen ceza almadı. Oranın denetim sorumlu olan hiçbir kurumdan hiçbir kurum ceza almadı. Yani niye almadı? Almasa ceza Bartın olur. Soma'da bütün sorumlular, bütün sorumluların tamamı caydırıcı ceza alabilmiş olsaydı, 301 insan hayatını kaybetmesinin sonucu ağır cezalar almış olsalardı, kamu görevlileri de dahil, büyük bir olasılıkla Bartın olmayacaktı. Yani inancımı kaybetmek istemiyorum. 15 yıldır evet beklediğimiz sonucun hiçbirini alamadık. Bundan sonra da kaybetmesini istemiyorum. İstemeyerekten, diyerekten inanmaya çalışıyorum. Ve adaletlerin gerçekten sarayda kalmasın yani. Saray olarak kalmasın adalet.